Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir proje inceleme videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Celestia projesinden ve onun yerel token'ı olan Tia token'dan bahsedeceğim. Celestia, blockchain teknolojisini daha ölçeklenebilir ve daha esnek bir hale getirmek için tasarlanmış bir proje. Projenin ana hedefi, blockchain tabanlı uygulamaların daha hızlı ve daha kolay bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlamak. Celestia, blockchain altyapısını modüler hale getirerek geliştiricilere daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Geleneksel blockchain mimarisinde tüm katmanlar tek bir zincir üzerinde çalışır. Bu durum, ölçeklenebilirlik ve esneklik açısından bazı kısıtlamalara sebep oluyor. Celestia, bu sorunu çözmek için iki katmanı ayırıyor. Veri kullanılabilirliği ve konsensüs katmanı ve yürütme katmanı. Başlamadan önce hemen şunu belirtmek gerekir ki dostlar, bu videoda söylediklerim ve anlattıklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi niteliğinde kullanılamaz. Dostlar, eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni butona basmayı ihmal etmeyin. Hiç gecikmeden proje detaylarıyla incelemeye başlayalım. Celestia, blockchain teknolojisini daha ölçeklenebilir ve esnek hale getirmek için tasarlanmış bir proje. Projenin ana hedefi, blockchain tabanlı uygulamaların daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak tanımak. Celestia, blockchain altyapısını modüler hale getirerek geliştiricilere daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Geleneksel blockchain mimarisinde tüm katmanlar tek bir zincir üzerinde çalışır. Bu durum, ölçeklenebilirlik ve esneklik açısından sınırlamalara yol açar. Celestia, bu sorunu çözmek için iki ana katmanı ayırır. Veri kullanılabilirliği ve konsensüs katmanı ile yürütme katmanı. Veri kullanılabilirliği ve konsensüs katmanı, verilerin doğruluğunu ve ağın güvenliğini sağlar. Veriler burada depolanır ve doğrulanır. Ancak yürütme işlemleri bu katmanda yapılmaz. Bu, ağın veri depolama ve doğrulama süreçlerini optimize eder. Yürütme katmanı ise akıllı sözleşmelerin yürütülmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Farklı yürütme katmanları farklı uygulama gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Bu, geliştiricilere kendi ihtiyaçlarına en uygun çözümleri oluşturma esnekliği sağlar. Bir örnek vermek gerekirse, Celestia'nın modüler yapısı sayesinde geliştiriciler kendi yürütme katmanlarını oluşturabilir ve bu katmanı Celestia'nın veri kullanılabilirliği katmanına bağlayabilirler. Bu, bir DeFi uygulaması için özel bir yürütme katmanı veya bir oyun için optimize edilmiş bir yürütme katmanı olabilir. Bu esneklik, uygulamaların daha verimli çalışmasını ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Teknik olarak, Celestia'nın modüler yapısı paylaşılan güvenlik modeli üzerine kuruludur. Bu modelde farklı yürütme katmanları aynı veri kullanılabilirliği ve konsensüs katmanını kullanarak güvenliği paylaşır. Bu, her bir uygulamanın kendi güvenlik altyapısını oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırarak geliştirme sürecini hızlandırır ve maliyetleri düşürür. Celestia şimdiye kadar 111 milyon dolar yatırım almış. Bu yatırımlar 9 farklı turda 40 yatırımcıdan gelmiş. Öne çıkan yatırımcılar arasında Bain Capital Crypto, Polychain Capital, OKX Ventures, Coinbase Ventures, Jump Crypto, FTX Ventures, Placeholder, Galaxy Digital, Delphi Digital ve Digital Currency Group bulunmaktadır. Özellikle Ekim 2023'te gerçekleştirilen seri B turunda OKX'in liderliğinde önemli yatırım almışlardır. Tia Token, Celestia ekosisteminin temel yapı taşıdır ve çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Toplam arzı 1 milyar 55 milyon 890 bin Tia Token olarak belirlenmiş. Token dağılımı ise şu şekildedir. Araştırma ve geliştirme için %26.8 yani 268 milyon TIA, kamuya ayrılan %20 yani 200 milyon TIA, proje destekçilerine yani seri A ve B'de toplanan yatırımlara ayrılan %19.7 yani 197 milyon TIA, Celestia Labs üyelerine %17.6 yani 176 milyon TIA ve proje destekçileri yani seed aşamasındakileri ise %15.9 yani 159 milyon TIA. Dolaşımdaki arz 197 milyon 372 bin olup piyasa değeri 1 milyar 257 milyondur. Kilit açılımlarına geldiğimizde ise en yakın kilit açılımı 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek dostlar ve bu tarihte toplam arzın %16.6'sına denk gelen 175.75 milyon token kilidi açılacak. Bu kilit açılımı projenin büyümesine katkıda bulunan erken destekçilerin tokenlarının serbest bırakılmasını içermekte.
Bu açılım, araştırma ve geliştirmeye ait tokenların %0.07'sini ifade ederken, seri A ve B destekçilerinin tokenların %33'ünü, başlangıç çekirdek katkı sağlayanların tokenların %33'ünü ve seed destekçilerinin ise tokenlarının %33'ünü içermekte. Bu kilit açılımı toplamda yaklaşık 1.14 milyar değerinde olacak dostlar. Celestia'nın kurucu ekibi, blockchain ve dağıtık sistemler konusunda deneyimli uzmanlardan oluşuyor. Mustafa Elbassam, 2011 yılında LulzSec Hacker grubunun kurucularından biri olarak tanınmış. LulzSec, Sony, PBS, CIA ve FBI gibi yüksek profilli kuruluşlara yönelik saldırılar düzenlemiştir. Bu faaliyetlerinden dolayı Mustafa 20 aylık askıya alınmış bir hapis cezası almış ve 300 saat kamu hizmeti yapmıştır. Ayrıca internetten uzaklaştırma cezası almıştır. Şu anda University College London'da dağıtık defterlerin ölçeklenmesi üzerine doktora araştırması yapmakta. John Adler, Ethereum topluluğunda roll-up teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmakta. Celestia'dan önce İskoçya'da yazılım mühendisi olarak çalışmış ve birçok projede önemli roller üstlenmiştir. Hatta kendisi ilk optimistik roll-up fikrini ortaya atan kişi. Bununla ilgili Haziran 2019'da EtherSearch sitesindeki yazısını detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Onu da yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Nick White, MIT mezunu ve daha önce Harmony gibi projelerde önemli görevler üstlenmiş. Yazılım geliştirme konusundaki geniş tecrübesiyle Celestia'ya değerli katkılarda bulunmakta. Celestia'nın yerel token'ı TIA, ağın güvenliği ve işleyişi için kritik bir role sahip. TIA token, kullanıcıların ağ üzerindeki işlemleri gerçekleştirmesi ve doğrulayıcıların ödüllendirilmesi için kullanılır. Aynı zamanda TIA token sahipleri aynı yönetim süreçlerine katılma ve önerilerde bulunma hakkına sahiptir. Celestia, blockchain teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyor. Proje, geliştiricilere daha esnek ve ölçeklenebilir bir platform sunarak blockchain tabanlı uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Celestia, modüler yapısı sayesinde blockchain ağlarının ihtiyaç duyduğu esnekliği ve ölçeklenebilirliği sağlamayı vaat ediyor. Bu da gelecekte daha karmaşık ve büyük ölçekli uygulamaların blockchain üzerinde çalışmasını mümkün kılacak. Evet, gerçekten etkileyici bir proje. Şimdi gelin bir de teknik analizine bakalım. Borsada girdikten sonra çok ciddi bir hype yakalayan TIA 20 dolarlara kadar yükselmiş gözüküyor ve sonrasında ise bütün aslında verdiklerini geri aldığını ve hatta daha fazlasını da aldığını görebiliyoruz. Şimdi burada yükseliş sezonunun ben artık açıkçası başladığını düşünüyorum ve burada 5.93 fiyatının bir destek olduğunu düşünüyorum. Bunu bir ana destek olarak kabul edebiliriz. Daha öncesinde de hem direnç hem de destek olarak çalışmış, bakın ilk çıktığı zamanlarda da ve yine bu düşüşte de. Şurada bir silkeleme hareketi olmuş, akabinde tekrar yukarıya doğru bir pump yapıyor ve 5.93'te tutunuyor önceki desteğinde. Burada ilk hedefinin 8.23 olduğunu söyleyebiliriz TIA'nın. Sonrasında ise boğanın ya da mega boğanın başlangıcında 20 dolarlar civarına gideceğini söyleyebiliriz. Biraz daha yakın hedefler arasında 8.23'ten sonrasında ise hemen üstünde 11 dolar civarlarını görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bütün bu seviyelerden alımlar hemen altından stopla veyahut da hedefine geldiği zaman da kar realize edilmesi gerekiyor. Evet, gerçekten yenilikçi ve çığır açan bir proje. Ciddi yatırımları da var. Ekip şahane. Geleceği de parlak görünüyor. Bakalım önümüzdeki süreç bize neler gösterecek. Yeni bir proje inceleme videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.